Bu arada efendim bakın son dakika sıcak gelişmesi. İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor olancazıyla. Gün geçmiyor ki bir suç örgütüne bir mafyatik yapılanmaya dönük operasyon yapılmasın. Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya 610 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Bakın Mersin. Bunu Sedat Peker mi söylüyordu? Biri söylüyordu sürekli. Mersin Limanı, Mersin Limanı uyuşturucu. Sedat Peker'di. Sedat Peker'di değil mi? Evet, Sedat Peker söylüyordu sürekli olarak. Bak Ali Yerlikaya oraya temas etmiş. Olcay, şimdi bu kitleri soruyorlar da hangi kitler diye, ama önce gerçekten de ev almak artık hayal oldu mu? Elbette oldu. Mümkün değil yani. Ankara'da periferide çevredeki evleri de koyduğumuzda 1,5-2 milyon lira civarında. Gelirin 10 lira, 15 bin lira, 20 liraya sıkıştığını bir devlet memurunun en az 20 bin lira aldığını düşünürsek olanaksız ya gibi. Çukur Ambar'da, şurada. Oralarda zaten mümkün değil tabii. 10 milyon, 15 milyon uçmuş. Ama şimdi orada bir şey var İsmail. Ben dün bir bu program için görüştüğüm bazı bürokratlar vardı. Çok ilginç bir değerlendirmesi oldu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği bir balıkçı var. Değişik yerlerde de işte balık restoranı var. Dedi ki Olcay, oraya gittik dedi. Çakılıydı dedi. Ya. Şimdi ben de dedim ki Sayın Genel Müdürüm dedim. Ankara'da şu anda 5-5,5 milyon insan yaşıyor. Hı. Bunların en az 300 bini, 500 bini diğerlerinden ekonomik olarak ayrışıyor. Dolayısıyla işte büyük AVM'leri de doldurabilirler, lüks alışveriş merkezlerine de gidebilirler, alışveriş de yapabilirler, lüks restoranında yemek de yiyebilirler. Ama toplumun geniş kesimi, sen sıkça gündeme getiriyorsun, işte emekliler. Arkadaşlar emekli dosyasını lütfen Dilan Alp'in hazırladığı Olcay yorumlasın. Evet. 7500 lirayla 10 bin lira arasında alıyorlar. 7500 lira. Bu 15-16 milyon. Nasıl emekli geçinecek abi? İşte tamam. İşte orada bir şey var İsmail. Söylemle uygulama arasındaki makas. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil ekonomi yönetimi Cevdet Yılmaz ve Mehmet Bey hep ne söylüyor? Diyor ki zaman, sabır. Dahası enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Demek ki eziliyor ki bunu söyleme ihtiyacı. Ama 7500 lira. Dul ve yetimler 5500 lira. Yetimler 1750-2000 lira. Şimdi bakın bir balık restoranında iki kişinin yemek yemesi durumunda herhalde bu maaşı bırakır çıkarsınız. Demek ki toplumun içinde gelir dağılımı. Arkadaşlar Fırat Fıstık gitmiş mi mahkemeye? Can Atalay dedin ya. Fırat Fıstığı bir alayım. Bu arada olacak kısaca şu hangi iki... Oldu mu? Neyse, onlar finansman açıkları. En büyük BOTAŞ. En büyük BOTAŞ. 290 milyar. Buna isteyen bakabilir. 17 Ekim tarihli resmi gazetede. Onu görebilirler. En büyük BOTAŞ. İkincisi elektrik üretim aşırı. 250-260 milyar. Üçüncüsü demir yolları. Bir de toprak mahsulleri ofisiydi herhalde. Hububat alımlarıyla ilgili. Önümüzdeki dönemin bence İsmail seçim sonrasında özellikle en önemli konu gıda ve gıda fiyatlarındaki öyle artış olacak. Çünkü gıdaya yetişemeyeceğiz artık değil mi? Tabii. Maliyetler çok yükseliyor. Yükselmeye devam edecek. Bir de ürün deseni daralacak büyük olasılıkla. Çünkü çiftçi gerçekten küskün. Maliyeti artmış. Orada, evet. Orada aracılar çok kazanıyor belki. Ama orada yerinde domatese 1 lira, 2 lira, 3 lira verilirken burada 30-35 lira şehirlerde domatesi yiyemiyoruz. Sevgili izleyenler, tabii ben sabah haber yapan arkadaşlarımdan, bilgisayar baştaki arkadaşlardan bahsettim. Tabii bir de Hazal Aktaş çok erken saatlerde buraya geldi. Bizim genç muhabir arkadaşımız, kardeşimiz. O da çok yoğun çalıştı. Onun da emeklerine çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bir de Yeni Mahalle Belediyesi, bence Fethi Yaşar bu 100. yıla uygun olarak, onun manasına uygun olarak bir park yaptırmış. O hazır mı arkadaşlar? 100. yıl. Bir izleyelim bakalım. Bir millet binlerce yıl hüküm sürmüş dar dünyada. Yokluk görmüş, yoksulluk görmüş, koskocaman bir alevden küllere dönmüş de yine de sönmemiş bir millet. Bitti denen yerden, doğmuş tekrar küllerinden ve başta tüm dünyanın saydığı başkumandanla omuz omuza vermiş. İnanmış bir milletin evlatlarının azmiyle cumhuriyet kurulmuş. Yüzyıldır dimdik ayakta duran ve daha nice yüzyıllar yaşayacak olan bu büyük emanetin kahramanları da ilelebet 100. yıl parkında yaşayacak. Başta atamızın ve milli mücadeleye inanmış bu milletin tüm kahramanlarının anısına 100. yıl parkı. Yüzümüzde cumhuriyetin ışığıyla
Tecrübemiz köklü, heyecanımız her daim yeni mahalle. Bu arada efendim, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın, Can Atalay ile ilgili hükmün resmi gazetede sabaha karşı yayımlandığını sizlere aktarmıştık. Arkadaşımız Fırat Fıstık mahkemeye gitti. Çünkü o karar mahkemeye intikal etti. Dünden itibaren mahkemeye gitti. Görüşmeler halinde. Fırat, günaydın. Günaydın İsmail Küçükaya. Neredesin? Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önündeyim. Nedir son durum? Son durum şu, dün zaten izleyicilerimiz de hatırlarlar. Öğlene kadar rutin duruşmalar vardı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Daha sonra bir mola verilmişti ve heyetin adliyeden ayrıldığı söylenmişti. 5 civarında geri dönmüşlerdi. Bugün hemen bir son dakika bilgisini hemen aktaralım. Şu anda heyet gelmiş durumda ve 40 dakika önce müzakere odasında toplantıya başladılar. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi ise, bu da önemli, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün duruşma yok. Yani görülecek, rutin olarak da görülecek. Sadece buna bakabilirler. Evet, evet, yani çok muhtemel. Herhangi bir duruşma, rutin olarak, prosedür olarak herhangi bir görüşebilecekleri başka bir duruşma yok. Zaten kaleme de sordum ben. Sadece dosyaları görüşeceklerini dile getirdiler. Ve kalemden bir kişi de Can Atalay dosyasının görüşülmesi çok muhtemel cevabını verdi bana yaklaşık 15 dakika önce. Dediğimiz gibi şu an heyet hala toplantı halinde, 40 dakika önce girdiler. Yani karar çıkması an meselesi diyebiliriz ama tabii ki içeriden çıktıktan sonra başka bir karar da verilebilir. Yine ertelenebilirdi çünkü dün de bu durumu yaşamıştık. Ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek başka bir duruşma yok ve bu dosyanın görüşülmesi bekleniyor diyebiliriz. Fırat Fıstık, gözümüz kulağımız sende. Herhangi bir gelişme olursa derhal yayına bağlan. Eğer bizim programımızda olursa bizim programımızda, olmazsa zaten bizden hemen sonra Gözde Şeker olsun, Sinem Fıstıkoğlu olsun, Sorel Dağıstanlı olsun, Ekrem Açıkel olsun veya akşam belki İrfan Değirmenci arkadaşımın sunacağı ana habere kadar mutlaka güzel bir haber bekliyoruz diyelim. Olcay'a dönelim. Şimdi Olcay. İsmail, bu şey, özellikle bu Filistin-İsrail Savaşı'ndan sonra petrol fiyatları ve ürün fiyatları uluslararası piyasalarda artmıştı. Hafta içinde ben bir yayına katıldığımda Cuma'yı Cumartesi'yi bağlayan gece motoruna indirim olabilir demiştim. Tam sınırda aslında. Bugün olmasa bile Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece beklenebilir. Şimdi orada bir önemli konu daha vardı İsmail. Evet. Bu akaryakıt dağıtım şirketlerinin kar marjlarını artırmak için tırnak içinde çaktırmadan yaptıkları zamlar vardı. Dün öğrendim İsmail. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz bazı akaryakıt dağıtım şirketlerini uyarmış sözlü olarak. Yani artık bu artışları yapmayın diye. Ben Mustafa Yılmaz'ı az çok tanırım. Önce böyle sözlü uyarır, sonra bu artışlara devam ederse yazılı uyarır. Yazılı uyarısının geriye yerine getirilmezse tavan fiyat getiriyor. Hmm. Ben bu aşamada bir tavan fiyat beklemiyorum. Yani gerek motorunun gerekse de benzinin fiyatlarını EPDK belirleyip ona göre belli aylı, 3 ayda herhalde, 3 ay kadar uyguluyor. Şimdi enerji fiyatları, özellikle BOTAŞ'ın enerji fiyatları İsmail konutlarda çok sübvanse ediliyor. 4000 lira şu anda konutlara satıyor, 4080 lira, 14-15 bin lira civarında alışı var. Şimdi bu özellikle 31 Mart sonrasında gündeme gelecek konulardan birisi. Aradaki farkın tüketiciye yansıtılması. Tüketicinin bir grubu korunabilir belki. Özellikle yoksul kesimler doğrudan desteklerle, ama diğerlerine yansıtılacak. Ama bence önemli bir konu İsmail, bu faizler konusunda özellikle esnafın ve reel kesimin, KOBİ'lerin bankalara olan borçları. Şimdi o kadar yüksek ki İsmail, diyelim ki bundan önce %20-30 aralığında siz bir esnafsınız, kredi aldınız. Vadesi doldu. Yeniden kredi alacaksınız 50-60 aralığında. Ve çok yüksek bir maliyet. Anlatabiliyor muyum? Bu reel sektör açısından da böyle. Evet. Şimdi efendim, tabii Doğu ve Güneydoğu'dan fotoğraflar ve bu konuyla ilgili bir takım mesajlar da geliyor. Geçtiğimiz günlerde takip ettim, kendisini davet ettim. Kadriye Polat ve Kadir Polat en son Diyarbakır'a gittiler, Mardin'e gittiler, efendime söyleyeyim Batman'a gittiler. Çocuklarımıza yardımcı oluyorlar ve çocuklarımızı ilk defa sinemaya da götürüyorlar. Onları bir davet ettim. Fotoğrafları geliyor da Kadir Polat ve Kadriye Polat'la ilgili. Olcay, çok teşekkür ediyorum. Rica bayram kutlu olsun. Senin de. Son bir cümlen varsa değerli izleyenlerimize. Evet, herkesin bayramını kutluyorum. 100. yıl. Nice yıllara. İnşallah. Huzur içinde, mutluluk içinde. Çok teşekkür ediyorum ben Olcay. Ben teşekkür ederim. Bütün emeklerin için, çalışkanların için, haberlerin için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Şimdi efendim, ben sizi bir de Mersin'e götürmek istiyorum. Dönüşte Çiğdem Toker'in bu Aydın'daki kız yurdunda ölen çocuğumuzla Can Atalay arasındaki nasıl bir bağlantı kurduğuna ilişkin dehşet bir son paragraf yazısı var.
onu sizlere aktaracağım. Ama önce Akdeniz. Bu etkinlikleri sürdürmek amacıyla Mersin 50 kurumun katıldığı Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi kurdu. Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi olarak Atatürk Cumhuriyet